Evet sevgili arkadaşlar, Uşak'ta yollarımız devam ediyor. Şimdi Mehmet Karadedeli kardeşimizle buluşacağız. Kendi bağlı mı çalıyor? Yöresel türküleri dinletecek bize. Bir de içeride bir halk oyun ekibi var. Fakat bunlar bağlı malı oynayacaklar. Kim çalacak? Mehmet abi çalacak. Bekletmeyelim. Üşüdük. Hemen içeri. Evet sevgili arkadaşlar, içeri kaçtık. Dışarısı soğuk. Yanımızda Mehmet Karadedeli kardeşimiz. Önce programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Bizler de çok teşekkür ederiz. Sizlerle tanışmak büyük keyifti. Eyvallah. Şimdi program bu güzel müziklere geçmeden önce sizi önce biraz daha yakından tanımak isteriz lütfen. Ben Uşak'ın Kaşbelen köyündenim. Çocukluğum orada yetişmiş. Büyük yaşlıların yaren gecelerinde kapıda sıra bekleyerekten müzik dinleyip büyüyen alaylı dediğimiz bir müzisyenim diyelim artık. Bizdeki böyle kendini yetiştirenlere alaylı diyorlar. Derler. Biz de alaylı yetişmiş bir müzisyenim. Şeyden kuşaktan kuşağa. Kuşaktan kuşağa geçin. Hep yöremizin türkülerini okuyan. Çok güzel. Artı kendim de ürettiğim güzel türkülerim oldu. Kendi beste, kendi evet, parçalar. Kendi bestelerim var. Şeyleriniz de var. Değerleme falan da yapıyor evet, musunuz? Uşak zaten bu konuda bakir. Yani çok az türkümüz var. Hepsi sırada bekliyor. Ben şu zamana kadar kısa zamanda 50'ye geçkin türkü derledim. Köylere geziyorum şu anda. Çok güzel. Şu anda zamanım var. Gençken pek o kadar farkla varmıyorduk ama şimdi birer o kıymetleri gördükçe kaybolmasın diye bir uğraş içerisine giriyorum. Şu güzel türkülerden, parçalardan bir tane hemen. Şimdi şöyle yapalım. Önce kendi bestelerimden birini okuyayım. Harika. Sevdam gülüsün be gül, ömrümün gülüsün be gülüm, dünyamın gözüsün be gülüm. Seviyorum, seviyorum, seviyorum be gülüm. Sevdam gülüsün be gülüm, ömrümün gülüsün be gülüm, dünyamın gözüsün be gülüm. Seviyorum, seviyorum, seviyorum be gülüm. Ağzınıza sağlık. Siz de çok süper sağ olun. Ya. Siz süpersiniz yani. Estağfurullah ya yani ben. Büyük keyif aldım. Şimdi bazen, şimdi gitar için biliyorsunuz koma sistemde yani komalarınız var ya. Bizde koma çok. Evet koma çok. Bizde perde az. Ay çok yetmiyor, perdeler yetmiyor. Çok güzel maşallah. Kendi bestelerinizde. Evet kendi bestelerimde. Madem ki böyle güzel bir renk attınız programımıza bir tane daha çalsak. Bir tane dinleyelim. Bu sefer de folklorik olsun. Kendi yaptım. Folklorik türkü de. Yani sizin... O da kendi üzerine ürettiğim bir türkü. Harika. Yani, bu da folklorik bir türkümüz olsun. Tabii ki biraz nostaljiydi. İsmi neydi parçanın? Harman'ı yuvarladım. Harman bizim ekinlerimiz vardır. Yazın kaldırırız, toplar getirir, köyüme düz ovaya yığarız. Orada dövenle dövüp eskiden böyle yapıyorduk. İşte sabanını ayırırız, buğdayını arpasını ayırırız. Vay. Onunla ilgili bir türkü. Harika. Thank you.
Harmanı çuvalladım, harmanı yuvarladım, samanı çuvalladım. Kara gözü ayarimden sana doyamadım, ben sana doyamadım. Kara gözü ayarim, ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Mendil sevdim bir daşa, neler geldi bu başa. Öptüm yar yanağımdan, dedi bana çok yaşım. Öptüm yar yanağından, dedi sen binler yaşa. Yes. Kardeşim ağzına sağlık, çok güzel ya kendi parçalarınız. Teşekkür ederim, size sağ olun. Harika. Şimdi derlemelerinizde falan da aynı zamanda yapıp tabii geziyorsunuz böyle bu parçaları toplamak için köylere gidip. Başka neler? Şimdi köyleri geziyoruz. Türkü derleme gidiyoruz ama türkü köylerimizde bir de çok güzel oyunlarımız da var. Hay, yani onları tabii da alıyoruz. Ben yaklaşık 12 yıl Uşak Halk Oyunları İl Temsilciliği yaptım. Çok güzel. Yani bu dönemde köylere hem türkü hem oyun. Zaten türküleri derlerken oyununu derliyoruz. Hı hı. Çok geniş bir oyun kapsamı var. Kızlarımızdan bahsedelim. Kadınlarımızın oyunu, yani yer hangi ettikleri gecelerde 3-4 türkü, 3-4 çeşit oyunumuz vardır. Hı hı. Bir sürütme, kürütme, kırık, zeybek dediğimiz 4 çeşit. Bir de sekme dediğimiz karataş çeşitlemeleri vardır. Yani şimdi bu 4 oyununda motifleri farklıdır. Bunlar çoğunlukla saz ve ince saz dediğimiz tefli oynatılıyor. Ama ağırlıklı bağlamada. Bizim türkülerimiz tek dinlendiğinde ayrı bir tat. Hı hı. Bunu halk oyunumuzla bir araya getirdiğimizde, çakıştırdığımızda inan insanın tüyleri diken diken oluyor. Bütün, çok bir bütün ayrılması zor. Yani, o zaman bir örnek dinleyelim mi? Evet, kızlarımızdan. O zaman kızlarımız gelsin. Kızlarımızdan çok güzel örnek aldık. Erkeklerimiz ne oynar? Evet. Şimdi bizim yöremizdeki erkek oyunlarımız kırık zeybek. Kırık zeybek dediğimiz 9-8'in hızlısı. Hmm. Bir de ağır zeybekler var. 9-4'lük dediğimiz onlar işte Denizli, Muğla, Aydın taraflarına gidildiğinde. Bizde ağır zeybek yok. Hı-hı. Hep kırık zeybek. Peki bazen bazen mesela zeybekler, mesela biz zoru hatırlarsam Sakarya bölgesinde Taraklı, orada zeybekler mesela kaşıklı oynarlar. Bizde de kaşıklıdır. Kaşıklıdır. Bazen çünkü hiç mesela denizde ağır zeybekte elle oynarlar. Evet, onlarda hiç kaşık. Bizim kırık zeybeklerde kaşık kullanırız biz. Zaten örneğinde göstereceğiz, çocuklar gösterecek size. O zaman zeybekler gelsin oynasın. Tamam, beraber çalalım. Sen bana eşlik et, daha keyifli olur. Olur. Gelemi
Mehmet kardeşimiz çok çok teşekkür ederim ya. Sağ ol. Bu güzel müzikler, güzel oyunlarınızı da anlattınız. Sizin yolunuz açık olsun. Sağ olasın. Benim esasında benim de Uşaklı biraz daha işim var. Rahmetli kayınpederim Uşaklı. Enişte mi sanıyorsun? Evet, aynen öyle. Evet. Vallahi dünyaları ver, dünyamız enişte. O zaman ben sana hep enişte diyeyim ya. Burada kılan. Öyle öyle tamam, diyebilirsin. Tamam. Eniştemiz var. Şimdi çok nostaljik bir şey. Ben de ilk defa geldim ya bu arkadaşlar. Şimdi Uşak da esas memleket İskoçya. Fakat kayınpeder Uşaklı. Hatta Ağabey mahallesinde orada büyümüş. Ağabey mahallesi evet. Evet orada büyümüş. Şimdi onun evi var, eski evi. Oralarda gezeceğim. Ne parçalarla yollayacaksın beni kardeşim? Değerleme türkümüzü yeneceğim. Hay hay. Çok teşekkürler kardeşim. Bizim yollarımız devam. Üstüne karlar yağar. Ne kız aldım ne gelin, yüreğim ona yanar. Ne kız aldım ne gelin, yüreğim ona yanar. Alçacı evlerin yüksek bacası, güzel gelinlerin çirkin kocası. Alçacık evlerin yüksek bacası, güzel gelinlerin çirkin kocası.